Edgar. Oyuna eklenme tarihi 19 Aralık 2020. Herkesin merakla beklediği, çıkışından kısa bir süre sonra günah keçisi olmaktan kurtulamayan suikastçı Brawler. İyi seyirler. Bu bir eleştiri ya da nasıl oynanır videosu değildir. Öncelikle söylemek istediğim şey, sanırım Edgar oynayanların neredeyse hepsi Edgar hakkında bir bilgi sahibi değil ve nasıl oynandığı hakkında hiçbir fikirleri yok. Bu videonun amacı kesinlikle Edgar'a karşı olan düşüncelerinizi değiştirmek ve daha önce vermiş olduğum Edgar ile ilgili bir video çekeceğim hakkında vermiş olduğum bir söz. Ayrıca uzun zamandır da sizinle sohbet ettiğim bir video çekmemiştim. Bu da o videolardan bir tanesi olabilir. Öncelikle Edgar'la ilgili söyleyeceğim ilk şey, Edgar bir suikastçı. Yani bir tank karakter değil. Ya da bir hasar karakteri değil, yüksek hasarlı bir karakter değil. Edgar bir suikastçı karakteri. Yani bu da demek oluyor ki Edgar oynuyorsanız Edgar'la tek hesaplaşma oynayamazsınız. Çünkü eğer bir tank karakter karşınıza gelirse Edgar'la hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü Edgar tank karakterlere göre daha az sağlığa sahip olduğu için o karakterlere karşı çok güçsüz durumda kalacağından dolayı Edgar'dan nefret edebilirsiniz. Bu arada Edgar oyuna geldikten çok çok kısa bir süre sonra en nefret edilen, en sevilmeyen karakterlerden biri haline geldi. Bunun sebebi Edgar oynayanların Edgar'ın nerede oynanması gerektiğini henüz öğrenememiş olmalarından dolayı. Çünkü Edgar bir suikastçı ve Edgar atıcı karakterlere karşı ve keskin nişancı karakterlere karşı oynanması gereken bir karakter. Genelde tek hesaplaşmada oynandığı için ve tek hesaplaşmaya uygun bir karakter olmadığı için çok fazla şikayet edilen bir durum. Çünkü hem Edgar oynayan kişi tek hesaplaşmada Edgar'ı kasamıyor hem de aynı zamanda keskin nişancı ve atıcı karakterlere karşı hiçbir iş yaptırmıyor. Şu an ben burada muhtemelen bu Sprout'a karşı yenileceğim. Ama bu Sprout'un atıcı, yani bir atıcı karakterin Edgar'a karşı güçlü olduğunu göstermiyor. Edgar'ın oynanması gereken modlar kesinlikle üçlü modlar olabilir. Özellikle soygun, soygundan sonra savaş topu ya da elmas kapmaca olabilir. Çünkü savaş topunda Daryl ya da Primo gibi top sürebilme yeteneği olduğu için, top sürerken hızlı bir atak yapma yeteneği olduğu için aynı zamanda atak yapmasa bile atıcı ve keskin nişancı karakterlere karşı çok etkili bir karakter olduğu için üçlü modlarda her zaman daha iyi. Tabii savaş topu değil, sadece elmas kapmacada da hızlı bir şekilde elmasları çalıp kaçabileceği için elmas kapmacada da çok güçlü bir karakter. Ama kesinlikle tek hesaplaşma karakteri değil. Tabii tek hesaplaşmada oynuyor ve tek hesaplaşmada Edgar'la kupa kasabiliyor olabilir. Ama uygun değil. Edgar'ın ilk çıkacağı gün gerçekten heyecandan o kadar çok merakla bekliyordum ki. Çünkü Edgar hem çok aşırı böyle aşırı efektif bir karakter gibi gelmişti bana. Yani hem ultisi kendi kendine doluyor, hem aksesuarı kendi ultisini doldurabiliyor, hem atladıktan sonra uzun bir süre, kısa bir süre hızlı koşuyor ve bu sayede rakibe yaklaşabiliyor. Hem vurduğu zaman can çalıyor ve kendi canını arttırabiliyor. Aynı zamanda da sanırım bu kadar ya. Çok da özelliği olan bir karakter değilmiş. Ama söylediğim gibi atıcı ve keskin nişancı karakterlere karşı her zaman çok avantajlı ve çok işe yarar bir karakter olduğu için üçlü modlarda kullanılması kesinlikle çok önemli. Hani tek başınıza oynuyorsanız tabii ki üçlü modda girmek pek anlamlı, pek mantıklı bir seçim değil. Ama bir takımınız varsa üçlü modlarda Edgar her zaman işinize yarayabilir. Ayrıca hızlı koşmam sebebiyle şu an bir keskin nişancı karakterini daha elemiş olabilirim. Ayrıca efektif karakterlere karşı, orta mesafe karakterlere karşı da oldukça güçlü bir karakter. Özellikle can doldurabilme yeteneği sayesinde birçok karakteri eritebiliyor. Sandy de bunlardan bir tanesi. Muhtemelen Sandy üzerine atladığım zaman beni donduracak. Ama beni dondurmasına rağmen hızlı koştuğum için, tıpkı şu an olduğu gibi hızlı hareket ettiğim için ve vurduğum zaman canımı doldurabildiğim için onu kolayca kesebileceğim. Ayrıca çok zor durumlarda tıpkı şu an olduğu gibi kaçarak kurtulabiliyorum.
Tabi yine de Edgar kesinlikle hesaplaşma karakteri değil. Çünkü şu an canım azaldı. Ultim yok ve ultim olmadığı için hiçbir işe yaramıyorum. Gerçekten hiçbir işe yaramıyorum. Sadece ultim olmadığı için. Edgar'la tek hesaplaşma oynamak tavsiyem değildir. Ama çift hesaplaşmada çok fazla işe yaradığını bilmenizi isterim. Öncelikle size hangi modlarda hangi yıldız gücü ve aksesuarını kullandığımı göstereceğim. Çok nadir de olsa çift hesaplaşma giriyorum ve girdiğim zaman kesinlikle birinci yıldız gücünü ve aksesuar olarak da ikinci aksesuarını kullanıyorum. Çünkü ikinci aksesuarı zaten zamanla doluyor ve ultisi zaten zamanla doluyor ve dolduğu için ikinci aksesuarı kullanarak ulti doldurmama gerek kalmıyor. Ama hangi bir üçlü mod giriyorsam tam tersini kullanıyorum. Bu oyunda kazansam da kaybetsem de kesinlikle Edgar'ı oynanması gerektiği gibi oynanacağım. Amacına yönelik oynanacağım. Edgar bir savunma karakteri. Şimdi Edgar'ın bir savunma karakteri olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama Edgar kesinlikle bir savunma karakteri. Çünkü tabii ki bu durumda, şu anki durumda bir savunma yapamam. Ama aslında demek istediğim şu. Hani rakip sizin kasanıza saldırdığı zaman kasanın yanında savunma yapabilirsiniz. Ona uygun bir savunma karakteri alabilirsiniz. Ama savunmayı rakip daha saldırmadan yapabilirseniz işte o zaman oyunu çok ezici bir üstünlükle, ezici bir güçle kazanabilirsiniz. Ya bu da tabii ki Edgar gibi ya da Edgar'dan ziyade Crow gibi, Leon gibi sayılı karakterlerle mümkün olan bir şey. Ya da Mortis gibi ki Mortis tam da... Bu söylediğim şeyi Mortis tam olarak yapabilen bir karakter değil. Eğer soygunda Edgar oynuyorsanız Edgar bir hasar karakteri değil. Edgar bir saldırı karakteri değil. Canı çok az olduğu için kasaya ne kadar giderseniz gidin her seferinde sizi öldürecek... Bibi'yi sabahtan beri kesiyorum. Bibi bana çok sinirlenmiş. Neyse, videonun konusundan fazla çıkmak istemiyorum. Ama... Tekrar söylemek istediğim bir şey var. Bull, El Primo ya da kısmen Bibi ya da Daryl gibi bir karakter olmadığı için Daryl gibi yani canı diğer karakterler gibi fazla olmadığı için atakta çok kötü bir karakter. Mesafesi de çok kısa olduğu için atak yapamayan bir karakter. Saldıramayan bir karakter. Şu an maçımı izliyorsanız zaten sadece savunma yaparak oynadım ve çok güzel bir savunma yaptım. Ama takımım olmadığı için ve Edgar... Kesinlikle takımla oynanması gereken bir karakter, sayılı karakterlerden biri olduğu için muhtemelen bu maçı kaybedeceğiz. Şimdiki maçta da savunma yapmaktan ziyade kasaya oynayacağım, kasaya saldırmaya çalışacağım. Fazla atak yapamayacağım, canım az olduğu için fazla saldıramayacağım ama yine de 3-5 vurarak bu maçı kazanmayı hedefliyorum. Tabi bu oyunda şu an şöyle de oynanabilir. Mesela karşı taraftaki Brock şu an en güçlü karakter diyebilirim. Çünkü Ems o kadar da işe yarayacak bir karakter değil. Nita'ya karşı ya da Crow'a karşı çok işe yarayacak bir karakter değil. Crow Ems'i çok rahat kesebilir. Bu arada bu haritayı oynayanlar için söylüyorum. Ems bu haritada güçlü, tamam, kabul ediyorum. Ama Crow'a karşı Ems çok da güçlü bir karakter değil. Şu an bu oyunda şöyle oynayabilirim. Hani beni kesse bile Brock karşılığında beni kesseler bile çok rahat bir şekilde bu oyunu kazanabiliriz. Ama bunu iyi şekilde yapmam gerekiyor çünkü ikinci bir şansım olmayabiliyor. Çünkü ultim bazen gerçekten çok geç doluyor ve geç dolduğu zamanlarda özellikle aksesuarım olmadığı zaman çok güçsüz bir oyun, yani çok kötü bir oyun sergilemek zorunda kalıyorum. Ve böyle bu arada Emre'ye karşı gerçekten hiçbir işe yarayamayacağım ama en azından Brock da bana karşı hiçbir işe yarayamayacak. Çünkü aksesuarları bitse bile benim sınırsız ultim olduğu için, sürekli ultim dolacağı için çok kolay bir şekilde kesebilirim. Bu arada iki tane suikastçı ve bir tane de ayısı olan bir karakter oynuyoruz şu anda. Çok iyi bir takım değiliz. Eğer iyi bir takım olsaydık, bir tane hasar karakterimiz olsaydı, bir tane de Edgar olduğu için, bir tane de herhangi bir uzak mesafeli karakter olsaydı, bu uzak mesafeli karakterlerden mesela Colt olabilir, Crow olabilir. Crow gerçi var şu an ama hasar karakterimiz olmadığı için ben Ems'den şu anda tek yiyorum mesela. Tek yemesem bile iki vuruşuyla gidiyorum. Çünkü canım çok az. Ne kadar kendimi zorlarsam zorlayayım hani
Ya bir noktadan sonra gerçekten Edgar oynamak insanın canını çok fazla sıkıyor. Çünkü Edgar oynanan bir karakter değil. Hani mesela Brock gibi değil. Biraz savaşayım, canım azaldığı zaman sıçrar, canımı kurtarırım gibi bir karakter değil. Ultiniz de bunu yapabilirsiniz ama ulti çok önemli bir şey olduğu için. Ve gerçekten atağa çıkamıyorum çünkü canım çok az. Hani canımı fullesem bile orada iki karakter olduktan sonra atağa çıkamıyorum. Bizim Nita galiba şu an varını yoğunu kullandı ki sırf kazanalım diye. Çok teşekkür ederim Nita. Bana bu maçı kazandırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Edgar oynamasını bilene gerçekten çok güçlü bir karakter. Ve çok özel bir karakter. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.